Müslümanlar. Mukaddes İslam dini bir yönüyle Allah tarafından bize tevdi buyurulmuş bir emanettir. Riayeti gerekli olan bir emanet. Bizden sonra gelecek nesillere arızasız ve pürüzsüz teslim etmekle mükellef olduğumuz bir emanet. Aldığımız gibi vermekle mükellef olduğumuz bir emanet. Teslim aldığımız gibi yeniden bir teslim etmek vazifesiyle mükellef olduğumuz bir emanet. Bir yönüyle de aynı zamanda bu mukaddes emanetten bizim ve gelecek nesillerimizin saadet teminatı vardır. Bizim ve gelecek nesillerin huzurunun beşareti var, müjdesi var. Buna temessükümüz nispetinde aziz olarak yaşamak için Allah'ın vaadi var Celle Celaluhu. Her iki yönüyle de mahz-ı hayır olan böyle bir mesele karşısında günümüzün insanının ne pahasına olursa olsun isabetli istikamette iyi bir karar vermesi lazımdır. Emaneti koruma, emanete riayet etmem, hainler arasında haşrı neşr olma endişesini içinde taşımam, Kur'an aldığı gibi gelecek nesillere teslim etme duygusu, düşüncesim. İkincisi, kendisinin saadeti, hatta mevcudiyeti, istiklali, hatta hür olarak yaşamasım, ona bağlıdır, riayet edip, onun getirdiği, vaat ettiğim, teminat aldığı hususları elde etmem. İnsanımız işte bu durumla karşı karşıyadır. Kararını isabetli verdiği zaman, hainler olmadan kurtulacak, emanete riayet eden insanlar olarak haşrolacak. Geçmiş nesiller arasında mualla yerini alacak ve gelecek nesiller tarafından da rahmetle yad edilecektir. Veya emanete hıyanet edecek, geçmiş nesiller arasında oturacak yer bulamayacaktır. Gelecek nesillerin tükürüğü de yüzünü kirletecektir. Bize bırakılan mirasa sebebiyet veren ecdadın ruhuna tuhu diyenler, bize yıkılmış bir Türkiye bırakan ecdadın ruhuna tuh diyenlerin tükürüğüm, Kur'an'ı rafa konmuş bir Türkiye bırakan ecdadın ruhuna tuh, medresesi işlemeyen ecdadın ruhuna tuh, mektebinde Allah'tan, peygamberden bahsedilmeyen memleketin ecdadın ruhuna tuh diyenler, sokakları bugünkü anarşik hale gelmeye, getirmeye vesile olan ecdadın ruhuna tuh diyen nesillerin attığı tükürüklerle yüzlerimiz kirlenecektir. Emanete riayet veya hıyanet, ya saadetinizin ve huzurunuzun teminatına sımsıkı sarılma veya ellerinizi gevşetme, perişan olma. Aklı başında insan, saadetinin teminatına sımsıkı sarılacak, geleceğin nesillerinden gelecek böyle bir tehditten, böyle bir tecavüzden, hiç olmazsa bir tükürmeden mahzun kalacak ve geçmiş nesiller arasında da yerini alacaktır. Huzuru Rabbül Alemin'e gittiğiniz zaman, ümmeti Muhammed arasında yerinizi alabilme hususum. Ama onun erkanı var, adabı var. Dinine sahip çıkacaksınız Allah'ın. Yeryüzünde neşretmek istediği, yaymak istediği, hakim kılmak istediği, galebe çalmasını istediği dinine sahip çıkacaksınız. Hayatınızın gayesi ve sizin tatlı hülyalarınız haline getireceksiniz. Yatarken duanız, kalkarken münacatınız haline gelecek. Sofrada besmeleniz, sofra kalkarken hamdeleniz haline gelecek. Tavafta duanız, Allah'a karşı sözünüz haline gelecek. Mescitte içeriye girerken ahdü peymana sadakatin ifadesi olarak tecdidi biatınız haline gelecek. Dert haline, sancı haline gelecek. Allah da Celle Celaluhu sizi aziz kılacaktır. Yerdeki yüze bastırmayacak, ırzınızı, paymal namusunuzu talan ettirmeyecek, bir bayrak gibi yüce olarak yüksek burçlarda dalgalanacaksınız ve milletler size selam duracaklardır. Ama oraya çıkıncaya kadar yorulmak lazım. Oraya çıkıncaya kadar mehalik iktiham etmek lazım.
oklara hedef olmak lazım. Kandan irinden deryaları geçmek lazım. Dikenli tarlaların içine girmek lazım. Hayatı, rahatı ve rehaveti terk etmek lazım. Meşakkati şiddetle arzu edip Allah yolunda ölümü hayatın en tatlı neticesi saymak lazım. Nasıl bir cemaat bu bezmeden tutuyor, bu bayrağı o yüce burçlara takıyordum. Kaç defa dinlediniz, bir kere daha dinleseniz ne olur? Belli bir dönemeçte, belli bir zamandan sonra yolunu tayin eden Resul-i Ekrem'in muhteşem tilmizlerinden birisi olan Halid bin Velid. Halid bin Velid kendi devrinde bir kasırga, bir fırtınadır. Halid bin Velid esrarlı bir fırtına gibi Sasanilerin burçları önünde estiği zaman her şey alt üst olur. Oradan akım değiştirip de, istikamet değiştirip de Bizans'a doğru akınca bu defa da Bizans'ın her şeyi alt üst olur. Bir fırtına olarak yaşamış bir insan, ölüm kovalamış bir insan, ölüm döşeğinde kendi beyanları içinde, vücudunda para kadar okun, kılıcın, mızrağın yerinin değmediği bir yer kalmamış insan. Kovaladığını, kovalayıp arkasından koşturup durduğu ölümü bir türlü yakalayamamış hayatı boyunca. Yakalasaydı onu şöyle diyecekti Allahu Alem. Allah'ım, hayatımın bir dönemine kadar peygamberinin karşısına çıktım. Peygamberliğinden 13 sene sonrasına kadar bütün Mekke hayatı o ve ben karşı karşıyayız. Hicretten sonra 6 sene yine o ve ben karşı karşıyayız. Bu kadar azim bir cürme karşı benim çok ciddi bir kefarette bulunmam lazım. Bu ise bir harp meydanında ancak şehit kanıyla olabilirdi. Sen bunu bana lütfettiğinden dolayı arınmış gidiyorum diyecektim. Fakat Halid, ümniyeleri içinde kurup durduğu bu şeye müyesser olamıyor, muvaffak olamıyordu. Cihanı fethetmiş ve cihanı titretmiştim. Ve sonra ölüm döşeği üzerinde tir tir titriyordum. Said İbni Zeyd yanına girdiği zaman, Hazreti Ömer de derler. Bu 70-80 yaşındaki insan, alabildiğine yorgunluk, alabildiğine bitkinlik ve hastalıkların üst üste gelmesi karşısında artık belini doğrultamıyordum. İçeriye giren eski arkadaşı, hususiyle Yermuk'ta omuz omuza vermiş beraber savaşmışlardı. Ne o bir adım geriye atmıştı ne de ben iki. İçeriye girince doğrulmak istedi. Heyhat, Halid'in harp meydanlarında bir kasırga halinde kendisini hareket ettiren beli artık başını taşımıyordu. Ve başı hızlı bir daha yastığa düşüverdi. Ve koca kumandan hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ölümden mi korkuyorsun, niye ağlıyorsun? Hayır diyordu. Hıçkırıklarını yuttuktan sonra hayır diyordu. Şu naçiz cesedime ok ve mızrak olarak para kadar uçlarının isabet etmediği bir yer kalmamıştır. Ama bir fırtına gibi arkasından koşup durduğum ölümü harp meydanlarında yakalayamadım. Bizden mahzum oğullarından bir şair şöyledir. Ve ma mate minna seyyidun ala hatfi enfihim. Bizden hiçbir efendi oğlu efendi deve gibi döşekte burnunun üzerine ölmedim. Ben şimdi burada bir kadın gibi döşekte ölüyorum, ona üzülüyorum diyordum. Halid döşekte mi ölmeliydim? Ve sonra hayaline dalıyor kendi kendine. Ey Halid'in günleri, geçin gözümün önünden. Şimdi mi ütedeyim? Ve şu anda Yermuk'tayım. Sema harıl harıl yağmuru boşaltıyor başıma. Soğuktan tir tir titriyorum. Ve düşmanın karşısında celadetle durmanın zevkini iliklerime kadar duyuyorum. Geçin Halid'in günleri. Geçin son dakikada ona bir lezzet daha. Bir lezzet fırtınası daha getirin ve geçin diyordum. Ve bir aralık fikrinde bir şimşek çakmış gibiyim. Bana şu kılıcımı versene. Mücadil muharip ne yapar kılıcını eline aldığı zaman? Onu yüce bir bayrak gibi yukarıya kaldırır, sonra öper başına kor. Halid onu yapacaktır. Ve sonra beni şu kılıcın üzerine kaldır, bir şöyle durayım. Kılıcımın üzerine dayalı durayım. Herhalde kendi duygu ve düşüncesini anlatmıyor bize ama onun dediği şey şundan ibarettir. Kahramanlar, yiğitler silahlarıyla beraber ölmeyi arzu ederler. Her yiğit vefat ettiği zaman kılıcını yanında görmek isterim. Bir vasiyetname gibi, bir dua gibi silahım yanımda olsun derim.
kılıcımla ölmek isterim. Halid kılıcına dayalı olarak ölecek. Ölümü öyle karşılayacaktır. Kılıcı üzerinde aslında ölmek istemesinin ayrı derin bir manası var. Halid de herkes gibi Rabbin huzuruna gidecektir. Halid'den evvel niceleri silahları omuzunda ve kanlar içinde Rabbin huzuruna gittiler. Halid'e Allah Celle Celaluhu bunu nasip etmedi. O hayatının sonuna kadar ve geriye bırakacağı iki mirastan birincisi olan kılıcını arkada bırakıp giderken o yine elinde Rabbin huzuruna öyle gitmek istiyordu. Geriye bıraktığı iki şey vardı. Arkasından destanını yazan der ki öldü gitti geriye atıyla kılıcını bıraktın. Rabbim arkada sadece atımla kılıcımı bıraktım. Atımı harbe vakfettim. Kılıcıma da dayandım. Ve vasiyette bulundum. Vefat ederken harp meydanlarında olduğu gibi tıpkı benim mezarımı da kılıcımla kazın. Onun sesini duymak istiyorum. Ruhum hala cesedimle alakasını devam ettirdiği müddetçe onun sesini duymak istiyorum. Zira yiğitler kılıç sesinden hoşlanırlar. Bu bir yiğit ruhudur. Bu yatakta kadın gibi ölmekten nefret eden bir yüce ruhtur. Bu koşarken meydana getirdiği ter içinde boğulmak isteyen aşık bir ruhtur. Veya iktiza ettiği zaman cephede savaşırken kanlarıyla şehit abdesti almak isteyen yüce bir ruhtur. Bu yüce ruh döşekte ölmeyip en büyük talihsizlik, en büyük mahrumiyet saymakta kendisi için. İşte bu ruh idi ki milletlerin mahkûs kaderini değiştiriyor. İnsanlığa yeni bir neşve getiriyor. Bir huzur vaadiyle, saadet vaadiyle geliyordum. Neslimizde uyanmaya başladığı bu günlerde bu ruhu gördükçe saadet aslını biraz daha anlama imkanına sahip oluyoruz. Yoksa melekler kadar aziz yaşamış o insanları tanımadan gitme talihsizliğine duçar olacaktım. Ben nefsim adına. Simaları hakikat gamzeden, işlerinde İslam'ın ısrabını yaşayan, gönülleri heyecandan çatlayacakmış hale gelen neslin temiz simalarını seyrettikçe içimden onlara şöyle diyorum. Ben kendim için sertacı iptacı yaptım. Sahabi gibi sevdiğim, mihrabım diye önüme koyduğum, karşılarında el pençe divan durdum. İnsanları tanımadan gidecektim. Ama senin siman bana çok şey anlattı. Sen bana sahabeyi öğrettin. Heyecanınla, azminle, ikdamınla bana sahabeyi öğrettin. 100-200 seneden beri ölü bir milletin dirilişi mevzuunda bana bir fikir verdin. Camileri lebalep doldurdukları, medreselerde dolup taştıkları, mektepleri lebalep doldurdukları halde İslam'ın ruhundan mahrum insanlara bir son verişle yeni bir Hazreti Muhammed devrinin gelmesi mevzunda sen bana bir fikir verdin. Berhudar ol çekiyorum içimden. Berhudar olsun. Fakat bu nesil Kur'an-ı Kerim'in beşaret vaat eden ayetini takip eden ayette olduğu gibi yerinde celadet göstermesini bilecek çetin olacak. Yerinde rafet ve rahmetiyle, şefkatiyle hareket edecek, müminlere karşı mülayim ve tevazu kanatları yerlere kadar inmiş bulunacak. Bu havasıyla o, İncil'in beşaret verdiğim, Tevrat'ın tebşiratta bulunduğum, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın haklarında rahmet okuduğum, Allah'ın kendilerinden razı olduğunu ifade ettiğim, topluluk arasında mualla yerini alacak ve kıyamete kadar payidar yaşayacaktır. Bu yola Allah'ın tevfik ve inayetiyle girilmiştir. Girilmiştir ve istiyoruz Rabbimizden. Yolun bir çatalı ölüme giden bu yoldan, diğer çatalı sadra gidiyorsa şayet, İslam'a hizmete ve Allah'ın yüce adının şahbalaşmasına gidiyorsa şayet, مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَهْوَسِنَ uygun ise şayet, biz kendimizi hakka zahir sayacak ve memleketimizin huzurunun teminatı kabul edeceğiz. لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِ ظَاهِر۪ينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَدُرُّهُمْ مَنْ خَزَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِي اَمْرُ اللّٰهُ كَمَا قَالُ Bir cemaat İslam'a arka çıktığı, zahir olduğu ve yardımcı olduğu müddetçe
Onlara düşman olan kimseler Müslümanlığa zarar veremeyeceklerdir kıyamete kadar. Bu cemaat hakka zahir ve hakka arka çıkmış olarak kabul ettiğimiz müddetçe Cenab-ı Hakk'ın bize emanının ve rutunun ihsanının geleceğine inanabiliriz. Cenab-ı Hak bizi bu ümitte inkisara uğratmasın. Yeni bir hayal kırıklığıyla baş başa bırakmasın. Üç asırdan beri peşi peşine bir sürü gece gördük. Şafak söküyor diye ümide bağlanıp intizara durduğumuz her geceyi ayrı bir gece takip ettim. Biz üç asırdan beri geceden başka bir şey görmedik. Onun için ufkumuzda yeni ağarmalar, beyazlanmalar görünce sevinmeye başladık. Asıl şafağı, asıl aydınlığı görmedik, onu kitaplarda gördük. Karanlıkta doğduk, karanlıkta yaşadık. Bizde hayat, devletler, milletler karşısında delhis hayatı oldu. Bıktık, usandık. Ufak emarelere şimdi bel bağladık, dilbeste olduk. Rabbim bizi bağışlasın ve mazur görsün. Mürde gönüllerimizi ihya etmek suretiyle bu bezimde bizden beklenen şeyleri ifa etmeye, yerine getirmeye bizleri muvaffak eylesin. Ela inne ahsenel kelamu ebla'l nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون